Hazreti Ali'nin kılıcı Zülfikar, doğruluğun, adaletin, hakkın simgesidir. Bektaş inancına göre de Allah'ın aslanı Hazreti Ali'ye, Hazreti Peygamber tarafından adaleti temsil etmesi için verilmiş olan tahta kılıç da tıpkı Zülfikar gibi terbiye edicidir. Doğru yolda gitmeyenleri terbiye eder. Yol gösterici bir mürşittir. Bu tahta kılıç, hoşgörünün inşasında önemli bir işlev yüklenmiştir. Adaleti temsil eden tahta kılıç, aynı zamanda anlaşmazlıkları, karşı tarafa karşılığından fazla zarar vermeden barış yoluyla çözmenin, gerçekliğin, yiğitliğin, şer güçlerle savaşmanın simgesi de sayılır. Bireyi mutlu kılmayı amaçlar. Bunun için keser, bunun için kullanılırdı. Zülfikar kılıcının Hazreti Ali'ye verilmesiyle ilgili çeşitli iddialar bulunmakta. Bu iddiaların ilki ise şu şekilde. Cebrail tarafından cennette asıl duran Zülfikar, Hazreti Ali'ye verilmek üzere dünyaya indirilir. Ve o gece Hazreti Peygamber Şah-ı Merdan, Ali'yi evine davet ederek bu kılıcı ona kınıyla verir. Ve Hazreti Ali'ye Allah'tan bir hediye olduğunu müjdeler. Diğer bir iddiaya göre ise bu kılıcı Mısır Meliki Mukavkas, Hazreti Muhammed'e hediye etmişti. Hazreti Peygamber de bu kılıcı Hazreti Ali'ye vermiştir. Üçüncü bir iddiaya göre ise Hazreti Peygamber, Uhud Savaşı'nda düşman askerlerinden olan Amr bin Adüd, savaşta kendisine karşı çıkacak bir savaşçı istediğinde, Hazreti Peygamber İmam Ali'ye Zülfikar'ı uzatarak onun karşısına çıkmasına izin vermişti. Savaş esnasında Hazreti Peygamberimiz, kılıç darbeleri ve atılan taşlar sonucu omuzu yaralanmış, yüzü kanlar içerisinde kalmış ve bir dişi kırılmış, çok sayıda düşman askeri Hazreti Peygamber'in üzerine doğru gelirken Hazreti Muhammed, "Yetiş, hücum et ya Ali!" demiştir. Bunun üzerine Hazreti Ali, üzerine gelen savaşçılardan 9 kişiyi öldürdüğü, bu savaşta bedeninden 70 yara alarak son ana kadar Hazreti Muhammed'i savunduğu, bu sebeple de Cebrail'in "Zülfikar'dan keskin kılıç, Ali'den büyük yiğit yoktur" dediği rivayet edilir. Hazreti Ali daha sonra Hazreti Peygamber'in kanayan dişine başındaki sarığın beyaz bezini sararak kanamayı durdurur. Sarığın bezi kıpkırmızı kan olmuştur. Hazreti Ali bu bezi öper ve başına bağlar. Alevi Bektaşiler Kızılbaşlılık adını ise buradan almıştır. Hazreti Ali savaşa devam eder. Ve bunun üzerine Cebrail, "Ya Resulallah, bu sizin için yapılan iyilik ve civan, mertlikten başka bir şey değildir." buyurdu. Hazreti Peygamber cevaben, "O bendendir, ben de ondanım." demiştir. Bir gün Peygamberimiz, Fatma Hanım'ızla baba kız sohbet ederken, Hazreti Peygamber Fatma Hanım'ıza, "Sen Zülfikar'ı tanır mısın?" diye sordu. Bunun üzerine Fatma Hanım'ız ise, "Evet, ya Resulallah, ben o kılıcı Ali'nin eline geçmeden önce cennette asılı görmüştüm." demiştir. Zülfikar Alevi Bektaş yolunda adaletin simgesidir. Zülfikar Ali'den, Ali de Zülfikar'dan ayrılmaz. Zülfikar bilindiği gibi iki başlı ve biri diğerinden uzundur. Alevi inancında anlamı ise şu şekildedir. Biri zahiri, biri batini yorum temsil eder. Bir ucu doğruluğu, diğer ucu ise adaleti temsil eder. Büyük olan kafirlerle savaşı, küçük olan ise nefsimizle olan savaşı temsil eder. Bir ucu ilimi, diğer ucu ise imanı temsil eder. Hazreti Ali'nin kılıcı, Zülfikar'ın nerede olduğu konusunda 3 rivayet vardır. Bu rivayetlerden ilki ise şu şekildedir. Hazreti Ali'nin kendi naaşını götürdüğü deveyle beraber Zülfikar'ı da yanına aldığı yönündedir. İkinci bir rivayet ise Hazreti Ali evinde vefat etmeden önce İmam Hasan ve Hüseyin'e Zülfikar'ın denize atılmasını vasiyet etmiş ve bunun üzerine Hazreti Hüseyin tarafından Necef'ten denize atılmıştır. Son olarak 12 imam, yani İmam Mehdi'nin elindedir. Ve geldiğinde son büyük savaşla zalimleri yenip mazlumları hakim kılacak o sonsuz adaleti tesis edecektir. Zülfikar Kağan'ın 99 şifreden, kabzası 102 şifreden, kılıcın çeliği ise 111 şifreden oluştuğunu ve bunun Allah'ın zati sıfatları olduğu söylenir. Hadid suresi 25. ayette ise şu şekilde açıklanır. "Andolsun, biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberinde kitabı ve
ölçü indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Bu Allah'ın dinine, peygamberlerine görmeden yardım edenleri belirlemesi içindir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir ve daima üstündür.